Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu da yaptık. Serisine hoş geldiniz. Evet, bugün tıraş köpüğüyle, bildiğimiz tıraş köpüğüyle boyama yapacağız. Bana yine değişik, garip, farklı şeyleri denetme konusunda üstünüzde tanımadığım tek kitle sizsiniz bence. Benimki deli. Şimdi hemen hızlıca ne yapıyoruz? Ne yapmışlar? Bakalım bir. Bir tane tıraş köpüğümüz var. Bizde 3 tane var. Tıraş köpüğünü sıkıyor. Kağıt. Okey. Tıraş köpüğünü eskiden tıraş köpüğü ve mürekkebi eskiden şey için kullanıyorlarmış. Bu mektup zarflarını renklendirmek için kullanıyorlarmış, tamam mı? Yani adam işte mektup zarfı bembeyaz olmasın. Bak, adam vizyonunu sanattan anlıyor. Tıraş köpüğünü bir kaba sıkıyor. Üstüne mürekkep döküyor. Mektup zarfını onun üstüne koyuyor. Mektup ikisi bir arada olan, yani mektup ve içine yazılan şeyin bir arada olduğu şey mektup. Mektubun yazdığın şeyi, içine koyduğun şey zarf. Evet, mektup zarfı diye bir şey yok. Zarf. Ne anlatıyorsun ya? Alıcı da şey diyor, wow diyor, nasıl olmuş ya, şu an piyasada sadece beyaz renkli zarf varken, mektup zarfı varken nasıl da renkli diyor, arıyor kanka diyor, arayamıyordur. O kadar eski midir? Mesaj yazıyordur ya da çaldırıp kapatıyordur. O ona dönüyordur, kontürü varsa. Ya neyse, ben şey yapayım bence. Neye boyuyoruz? Kafayı yedim. Şimdi birinci en önemli malzememiz tıraş köpüğü. Ben bundan 3 tane aldım. Güvenemedim. Çok sıkarım, mok sıkarım. Bir şey bilmiyorum. Bu da bayağı böyle ultra mükemmel bir tıraş köpüğü olmasına gerek yok. Standart tıraş köpüğü. Köpük olması kafi. Bunu da 60 liraya falan aldım. 1 milyoncudan 60 liraya aldım bak. Bir de mürekkeplerimiz var. Bunlar da şeyler. Mürekkepler. Bu mürekkepler kırmızı. Mavi, yeşil. Bu ne mürekkebiymiş? Şeymiş. Beyaz tahta kalem mürekkebi. Bunları deneyeceğim. Ama ben şurada şunu merak ettiğim için. Mürekkep dışında bir de akrilik boya kullanmak istiyorum. Yani bunlar bunu zamanda mürekkeple yapmış. Okey. Burada ikinci önemli malzeme de çekbaz. Zeynep'e çekbaz al dedim. Zeynep gitmiş mikrofiberli çekbaz almış. O da geleceğe kendine yatırım yapıyor. Neden böyle bir şey aldın diye sorduğumda dedi ki bunu çıkartabiliyorsun, böyle kullanırsın dedi. Bununla işim bittiği zaman ben bunu kullanacağım. Kendim aldım, sen de videoda kullan dedi. Şey olduğum. Keşke siyah poşet alsaydım, siyah poşet geçirseydim. Aman neyse. Tablo buna sığıyor mu? Sığıyor. Ama tablo şu an değil. Aşama 1. Damıtma şeyimizden var. Şu. Pıt pıt pıt. Bunu bakayım bir dakika. Bu nasıl bir şeymiş? Hiç açmadım ha. Ha, damıtmaya gerek yok ya. Bunun ucu şöyleymiş. Baksana. Böyle pıç pıçmış. Tamam, şu an buna ihtiyacım kalmadı. Hadi bakalım. Bu ne kanka? Bitti bunun bir tanesi. Neye benzedi Allah'ım? Kokoreçe döndü. Tamam. Köpüğümüzü sıktık. Eldivenimizi takalım. Mürekkep sıkıntı. Boy olsa akrilik makrilik çıkar. Akrilik de çıkar da mürekkep problem. Buna. Bir tane de buraya. Damıtıyoruz. Kafamıza göre. Oğlum bunun mor olduğuna emin miyiz lan biz? Şöyle yapıyorum ya işte. Aslında şu görüntü güzel oldu ha. Tamam. Siyah. Pembik. Pembe değil bu, bayağı kırmızılık. Böyle şey yapıyoruz. Böyle bir şeyler. Neden başarılı olacakmışım gibi hissedemedim ya şu an. Oyun onda sıkacağım. Sanatsal. İki tane birine sıkacağım. Ya hak. Bunu böyle bastırıyoruz. Evet. Tamam. Sonra bunu kaldırıyoruz. Kaldırdık. Bunu buraya koydum. He. Çekbasın nerede? Sonra bunu çekbasla böyle çekiyoruz. Saçma sapan. Bu ne oğlum? Bunu yapmayın.
Abi bu ne? Şey yapmayın arkadaşlar. Ne yapmayın? Beyaz tahta kalem mürekkebiyle yapmayın bunu. Dümdüz normal mürekkeple yapın. Ben akrilik boyaya geçiyorum. Bu çok saçma bir şey oldu ya. Böyle bir şey oldu ha. Bunu ben sanat yaptım diye göstersen seni döverler. Gerçi bunu satın alacak enayiler de var da neyse şimdi o taraflara girmeyeceğim. Yangın kumuna delik açıp deviren insanlar sanatçı oluyorsun. Ben burayı bir temizleyeyim. Akrilik kısmına geçeyim. Daha sağlıklı olacak gibi. Biz akrilikten devam. Biz bildiğimiz yoldan devam. Umarım bunda da patlamayız. Yani bu... Ben beyaz tahta kalem mürekkebini çok merak ettiğim için almıştım. Hiçbir işe yaramadı, siz almayın. Siz dümdüz normal mürekkep alın, aynı. Evde mürekkep var mı diye sorarsanız yok. Riske girip siyah denemek istiyorum. Olmasa diğer tarafını yaparım ki. Şu renkleri yapayım diyorum bak, şu dördü. Şu dört tatlış rengi. Deneyelim, bakalım becerebilecek miyiz? Olmazsa da zaten tıraş köpüğü. Tamam. Bunu böyle döksem direkt ya. Çok mu harcarım? Allah. Fosforlu bu iyidir ha. Şöyle şeyler yapacağım. Oğlum şunun güzelliğine bak. Oha. Çok güzel göründü. Başka siyahım yok bu arada. Bunda da patlarsak izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, yoruma kalp bırakmayı, kalbi bana bırakmayı, beni de sevin. Evet. Anında bastım. Niye güvenemiyorum ya şu an? Oo bak. Evet, tamam. Bunu daha doğru yaparsam çok daha düzgün olacak. Tamam. Nice. Bunu ne yapacağız? Tamam. Okey, bunu daha doğru çizgilerle yapmam lazım. Yani nerede hata yapıyoruz? Daha yoğun, daha şeritli yapmam lazım. Bir de bu siyah. Mesela buralarda görünüyor ama siz görüyor musunuz acaba? Yani benim hayal ettiğim şey, benim hayal ettiğim şey şöyle bir şey. Yani bunu yüzüme sürsem boy olur mu acaba? Ya leş gibi bir şey oldu. Allah yarabbim. Ya ben bu işlerden anlamıyorum ya da çok güzel oldu. Aslında güzel görünüyor. Biraz dur bakayım. Aslında kuruyunca güzel görünür mü ya? Daha iyisi olur. Ne diyorsunuz? Fena değil gibi ilke gibi. Sanki gibi evet gibi. Bunu beğenin lan. Bunu beğenin. Vardır beğeniniz mutlaka. Her alıcının bir topalı vardır. Tamam bunu ben kurumaya bırakayım. Şimdi ben bu akrilikleri sulandıracağım. Tamam. Şey çok kalın geliyor muhtemelen. Mürekkep kadar falan sıvı yapmayı düşünüyorum. Çünkü mantık olarak mürekkep bayağı bir sıvı bir boya. Tamam şeyde olmadı. Neydi o? Tahta mürekkebinde olmadı. Beyaz tahta kalem mürekkebinde. Artık olsun. Olsun lan. Ya renkler çok güzel. Şu renklerden güzel bir tablo çıkarmam lazım ya. Biraz kontrast diye siyah yapsam mı ya? Bir tane siyah yapayım dur. Hadi bu sefer olsun hadi. Kanvasımızı hazırlayalım. Evet, buraya kadar her şey okey. Önemli olan bundan sonraki transfer kısmı. Ya çok güzel duruyor ya, var ya şunu bir aktarırsam var ya o kadar tatlı olacak ki. Allah'ım ne olur. Hadi oğlum ya. Ayağa kalkacağım bir bakayım. Hadi üzme beni, üzme beni bu sefer ol. Hazır mısınız? Hatta dur. Şöyle bir şey yapacağım.
Tekte yapmak istiyorum. Kartonla yapacağım. Oh! Sonunda! Sonunda yaptım. De burayı nasıl toplayacağız? Ben burayı gaza gelip topladım. Allah! Burayı toplayamayacağız. Allah! Nasıl? Bir şey soracağım. Neyi beğenmedin biliyor musun? Siyah çok fazla yapmışım. Şimdi siyahı daha az yapacağım. Her yerde şu an. Her yer köpük şu an. Ben burayı temizleyeyim. Diğer kanvasa da daha az siyah. Kontrast yerine de mor kullanayım. Yani bir şey söyleyeyim bak. Kaç tane video çektim. Fail evresinden böyle direkten dönen nadir videolarımdan biri. Pembe masaya kırmızı çöp boşluk koyan tek adam benim herhalde. Yani sorunlu hani. Ya böyle yapmasam ya. Uf, aman. Yapmayayım dur. Çok gaza gelmeyeyim dur. Bir tane kalmasım kaldı. Işte. Tablom bir tane. Ya şöyle düşün, en azından boş muhabbet yaptığım bir video olmuş oldu. Ya renkler mükemmel. Allah'ım hadi be, güzel olsun ya. Çok güzel olur bence plastik saat kayışı. Hiç yükselme. Ya. Hydrodip'te saat kayışını yaparız. Siz de yorumlara hydrodip'le alakalı ne yapacağımı yazın. Neyi boyayayım? Dur! Pamuk! Pamuk deneyecektim. Şimdi ben bunu yaptığım zaman mesela burada ne şeyler çizgi bırakırsam... Çok keskin olmuş. Heh, şimdi bir pamukla yapacağım. Bak burada güzel duruyor ya. Bak bundan istiyorum ya. Şu anda bundan istiyorum. Bu. Pamuğu mu duvar aslak? Daha güzel oldu baksana. Pamuk daha güzel oldu. Bakacağım. Baksana şuraya. Burası çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Şurası çok iyi değil mi? Abi böyle çok güzel oldu ya. Ben bunu beğendim, ben bunu beğendim. İşte her topalın alıcısı satar. Siz hangisini beğendiniz? Bak siyah. Mesela bu da çok güzel oldu. Evet, ana kameranın kartı bitti. Kaç saattir video çekiyorsam artık. Son görüntü bu arkadaşlar. Artık şöyle yapayım. Hangisini beğendiyseniz yazın. Bu arada Hydrodip videosu içinde neleri boyamamı istediğinizi mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve... Ya Melez poşetin içine girdi ya. Allah'ım şunu bir çeksene Allah aşkına. Melez! Melez! Videoyu bitireceğim. Allah'ım ya poşetin içine girdi ya. Evet. O zaman buradan devam edelim. Nasıl? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kendinizi sevmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Benden bu kadar. Bay bay. Bay bay.